Ee, hangi kesimden tepki alıyorsunuz? Yani kendini seküler, layıkçı, kemalist ifade eden kesimden mi? Muhafazakar kesimden mi? İşte bu LGBT çevrelerinden Ya bu iki türlü de e linç yiyorum. Şimdi bir tanesi, daha doğrusu linç yiyorum demedim. Şimdi mesela inancımla ilgili bir tarafta diyor ki, aa ben buna inanıyorum samimi. Sana ne? Sana ne? Ya benim samimiyetimden sana ne yani? Allah belirler değil mi benim samimiyetimi? Evet sonuç olarak bunu da bunu tabii ki yani ben şimdi size inancı ben buna inanıyorum evet. samimi falan ee, bu tarafta var ama diğer taraftan en çok hangi kesimden elinciyorum derseniz bu e, cumhuriyetle birlikte bizim 100 senelik tarihimizde e, Arapça'nın Farsça'nın hayatımızdan çıkartılmasıyla birlikte dilimizin bir gecede değiştirilmesiyle birlikte eski eserlere ve geçmişimize ve tarihimize ulaşamamızla birlikte devşirme kendi devletimiz tarafımızdan maalesef devşiren devşirilen zihniyet tarafından en çok inçiyorum. Çünkü biz kendi devletimiz tarafından devşirildik. Bir anda keskin bir biçimde kıyafetimizden, e, maalesef bu gerçek böyle. Biliyorum kızıyorlar, biliyorum işlerine gelmiyor. Ama maalesef bu gerçek böyle. Biz bir gecede bir şekilde devrimlerle, kanunlarla e, bir şekilde değiştirildik. Tabelamız değişti. Tabela değişebilir. Önemli olan varlığımızın insanlığımıza yakışır bir biçimde devam etmesidir. Bu değildir önemli olan. Ama çok keskin bir biçimden geçmişimizden kopartıldık. Ve dolayısıyla devşirildiğimiz için de farklı zihinler. yani Şimdi... adımız belki Francesca olmadı ama içimiz Francesca oldu. Aha, evet bu önemli bir Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi... Dolayısıyla en çok bu yani en çok bu gerçeğin işine gelmeyen ve algısı bu noktada kirletilmiş. Ne olduğunu onların da bilmediği İki, bir zihniyet var onlar tarafından. Ama bu mesela geçirmiş. sonuçta siz ilkokulda, ortaokulda, lisede, Hı. üniversitede. Ezberci bir, bir eğitim sistemi. Türkiye'de bir eğitim sistemi tabii, var. Tabii tabii ben de o süreçten. Tarih geldim. eğitimi var, öğretimi var. Sizin söylediklerinize taban tabana zıt bir eğitimden bahsediyoruz ki Türkiye'deki nesiller biliyorsunuz bu cendereden geçiyor <laughs> ve e, şu anda geldiğiniz noktayla o tarih anlayışı taban tabana zıt. E, bu bakışa nasıl kavuştunuz? Allah nasip etti. <laughs> yani bu konuda da ee, oluyor. mu? araştırma tabii olmazsa olmaz yani sürekli kendimizi geliştirmek ve araştırmak noktasında. Şuna ben karar verdim. Bir gün hayatımda bir süreç sonucunda önce ezberci eğitim sistemiyle, kendi donanımım ve sistemim olmadan bana anlattıkları sisteme ilahlaştırılan işte Atatürk'le birlikte falan o aynı sistemin içerisinden ezberci eğitim sistemiyle birlikte ben de bu süreci yaşadım. Tarih dediğiniz her şey ezbere dayalıydı. Dolayısıyla işte hayatımda yanlışları yaptım, hatalar yaptım falan filan ve sonra bir gün şu onu söyledim. E, ne zaman ki bu e, artık e, e toplumdaki yerimiz, ülkemizdeki yerimiz oy vermekten çok siyasi refleksleri de değiştirebileceğimiz açıklamalar yapmaya yaklaştığımız zamanlar oldu. Böyle bir enerji açığa çıktı. O zaman dedim ki ha benim ailem mesela Cumhuriyet Halk Partili. Ee, ve yıllarca tabii biz de o tarafta olduğumuz için, Ege'de yaşadığımız için yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne de destek verdik. Aileniz CHP. Dolayısıyla ya yani. yani şu an ne olduklarını açıkçası ben şimdi söylemeyeyim. Gizli saklı hani ne oy verdiklerini bilmiyorum. ama, ama öyle bir zihniyetin içerisinde anladım. tabii ki yetiştim. Eee ve dolayısıyla bir gün dedim ki ya ben bana anlatılan bütün kalıplardan ayrı bakacağım. Bu ben değilim. AK Parti şeriat getirecek. Efendim imam hatipler açılıyor. Bütün eğitim sistemi yok olacak. Gerici, yobaz, başörtüler şöyle. Ben kendi tarihimi kendim araştıracağım. Sonra hu bir döndüm ki başörtülü kardeşlerimin yemiş olduğu zulmü gördüm. İşte tüm bu tarihsel döngü içerisinde var olanları gördüm. Çünkü artık geçmişin araştırılmasının önündeki engel kalktığı için dolayısıyla kendi bağımsızlığımı birey noktasında kendim elde edeceğim nokta dediğim noktada da araştırmalara başladım tabii ki. Şimdi, Çünkü bence hepimizin yapması gereken de bu. Şimdi, yani toplumun, ailenin, çevrenin bize örmüş olduğu e, duyum toplumundan kendimizi şöyle bir o esaretten sıyrıp kendi gerçekliğimizle bakmamız. Şimdi bir sözünüz de çok tartışılmıştı. E, hatta o din değiştirme meselesinde CHP sayesinde oldu bu demiştiniz. O da çok tepki çekmişti. E CHP hala aynı CHP değil mi? Yani Joe Biden'ın çıkıp açıklama yaptığı Erdoğan'a boyun onun eğmek açılımı, zorunda. Bunun açılımını yapmanız bence önemli. Yani Ben bunun açılımını çok net derin uyku kitabımda yaptım. CHP zihniyeti derken ne demek istediğimi çok net orada anlattım. Okumak isteyen arkadaşlar oradan gerçekten ulaş, ulaşabilirler. E, CHP zihniyeti dediğim e, zihniyet Birkaç cümle. Şimdi çok, çok yani bugünkü haline baktığımız zaman görürüz. Yani Allah kimseyi kendi çıkarı ve menfaati uğruna ülkesini kemir yani kemirmek isteyen kemirgenlere yemettirmek zorunda bırakmasın. Yani Rabbim ya tez elden CHP'yi bu ülkeye döndürsün ya da hakikaten söndürsün. Yani böyle bir zarar bu topraklara verilmek gibi bir şey Joe Biden'ın açıklama yaptı. İşte Amerika'nın belli tarihi, belli geçmişi, belli yapmak istediği belli, dünyaya verdiği zarar belli. Joe Biden diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmek zorunda değiliz. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça gösterelim. onların kazanmasını sebebiyet verelim. Şimdi her şey zaten çok yani CHP artık kendi o yarını korumak için terörü korumak zorunda olan bir parti. Dolayısıyla bu zihniyete de baktığımız zaman köklerine çok net inebiliriz açıkçası. Dolayısıyla CHP bugün da aynı CHP. tabi e, tabii o zaman yaptığı müthiş yanlışlar var tabii ki. Yani şark ıslahat raporu var. işte Kürtleri asimile etmeleri var. Din noktasında işte e, camilerin biliyorsunuz kapatılıp ahıra çevirmeleri çevirilmeleri var. İslam'ın keskin bir e, şekilde ortadan kaldırılıp acaba ülkenin dinini Hristiyanlığa mı geçirsek konuşmaları var. Kazım Karabekir'in hatıralarında bu var. E, i̇şte şeyin karşısında ne onunla bugünkü tren istasyonunun karşısında müze olan yerde köşkte e, galiba Celal Bayar İsmet'in önü mü? Diyor. İsmet İnönü, Kazım Karabekir, yanlış olması şimdi Fuat Okyar birileri var orada. Ama Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Atatürk kesinlikle var. Ve konuşma geçiyor. Hristiyanlığa mı çevirsek acaba bu ülkenin dininde? Ve çok hararetli bir tartışma çıktığı için kapanıyor. Dolayısıyla tamamen geçmiş değerlerinden kopartılmış ve yüzünü batıya dönmüş. Ha buna inanıp yapmışlar. Ben bunu yargılamıyorum. Ve inandıkları şey o dönemde medenileşmeyen, batı gibi medenileşmeyen bütün ülkelerin yok olacağı olmuş. Belki de bunu koruma kalkanını almak için yaptılar. Yani hani Türklüğü koruma kalkanını almak için yaptılar. Sonra uyanır dediler. Ama zaten o amaçla da yapıldıysa da bugün uyanıyor o Türklük. Türk Müslümanlık uyanıyor. E bugün İslamiyet çatısı altında bütün etnik kökenlerin kendine ait hissedenlerin bir uyanışı var. Gerçek insani değerlerle. O zaman zaten o amaçla yapıldıysa amacına ulaştı artık Türkiye'nin büyümesinin önündeki engel de kalkabilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Peki. Ee, payla Özellikle Kemalistlerin Atatürkçülerin tepkisini çeken paylaşımlarınız oluyor. Evet. Atatürk'le sorununuz mu var? Benim Atatürk'le kişisel olarak hiçbir sorunum yok. Olamaz da. Ben Atatürk'ü asla yargılamıyorum. Çünkü ölmüş bir insandır. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin. Ben Atatürk'le ilgili yani Atatürk kadar mücadele de etmemişim. Zaten milli mücadele kısmına kimse bir şey demiyor. Yani Atatürk'ün peşinden milli mücadelede e, gidenlerin bugün e, dedelerin o dedelerin torunları kar zaten karşı çıkanlar. E, dolayısıyla benim Atatürk'le değil Atatürk'ün kurmuş olduğu sistemle ilgili konuşuyorum ben. Ve bunu konuşma hakkına da sahibiz. Ve zaten konuşmalıyız da bunu ileri taşımak için. Atatürk artık yaşamıyor. Onun tabii ki hani hatırasında onu seven insanları anlıyorum, değer verenleri kesinlikle bununla ilgili anlıyorum. Ama benim Atatürk'te kişi bir derdim yok. Ama ben kurduğu sistemi ve o sistemi kullananları e, karşıyım. Sistemi Adam yanlışlar oldu diyorsun. Var parlamenter sistem yanlış yok. Demokrasi falan getirmemiş ki Atatürk. Yani demokrasi yok ki bugün hepimiz baktığımız zaman zaten bir demokrasi arayışındayız. Öyle bir şey yok. Yani krallıkla kilise yönetiyormuş o döneme baktığınız zaman. Çok kısa anlatayım size bunu. E, bizde de padişahla ilafet. Saltanatlı hilafet yönetiyormuş ama yine bizi birileri yönetiyormuş. Biz seçmiyoruz ama babadan oğula geçen ve yönetim biçimleri değişmiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet gelmiş kardeş katli yapmış ki halkta bir karışıklık çıkmasın kimi seçeceğiz diye. Sonra Sultan Ahmet gelmiş ki aman kardeş katli değil Ekber ve Erşet kimse o geçsin demiş. Sonra işte Abdülmecit zamanında Tanzimat Fermanı yayınlanmış. Abdülhamit zamanında meş yani sistem zaten kendini evire evire gelmiş ve Atatürk sıfırdan bir devlet kurmamış. Dolayısıyla Atatürk olmasaydı bu millet esarete boyun eğerdi mesela söylemi benim için yanlış. Yani bu millet ne zaman tarihinde bana bir bilgi getirin. Bu millet ne zaman tarihinde esarete boyun eğmiş ya? Ta Oğuz Kağan'dan olan binlerce yıllık tarihinde ne zaman esarete boyun eğmiş ve Atatürk olmasaydı esarete boyun bu eğecekti. Milletde haksızlık. Diyor. Ne, ne tabii ki. Evet. Yani ben hani o noktada dolayısıyla oradan baktığınız zaman şimdi konuya döneyim demokrasi yok. Dolayısıyla bizi biri yönetiyordu. Padişah yönetiyordu o zaman. Atatürk'ün getirdiği sistemle beraber biz bizi yönetecek olanı seçme ya da halkın içerisinden yönetilecek olan kişinin seçilme hakkı gelmiş. Bu kadar. Şimdi biz yine seçiyoruz. 5 sene boyunca yönetiliyoruz. Aldık ki o tek parti döneminde başka seçenek yoktu zaten başka. Olanlar da kapatılıyordu Terakkiperver biliyorsunuz. O demokrasi dolayısıyla Atatürk çoklu demokrasi istemiş olabilir. Söylemlerinde bunu söylemiş olabilir. Ama Batı'nın istediği gibi, Batı'nın bizi beğeneceği gibi var söylemlerin içerisinde. Buraya iyi bakmak lazım. Zaten söylüyor Batı'nın medeniyetin gibi medenileşmeyen bütün devletler yok olmaya mahkumdur diyor. Orası ayrı. Ama Demokrasi, gerçek demokrasi nasıl olur biliyor musun? Bu demokrasiyi tesis etmez. Bu sistem tarafkirlik siyasetini getiriyor. Çünkü o seçilen bir sonraki seçimde de seçilebilmek için e, taraftar toplamak zorunda. O yüzden pastadaki bütün payı ona vermek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Bu tarafkirlik siyasetini getirdi. Dolayısıyla bu gelen demokrasi değil, gerçek demokrasi bence, benim fikrimce şöyle olur. Uzman kadro, kadrolar her alanda, savunma sanayinde, eğitimde, sağlıkta uzman kadrolar halkın oylamasına çıkar. Gerçekten ama uzman olanlar, evet. işin ehli. Ve halk o uzman kadrolardan birini seçer. Ve o konudaki yönetimi ona verir. O çarktan ve bu görevler dağıtılır ve devlet kademelerine dağıtılır. Ve o görevden kim aksatıyorsa anında halk alır ve onu indirir ve yerine yeni uzman kadroya geçirir. Halka yani egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir sözü sözde kalmıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete olması için halkın yönetimi tamamen eline geçirmesidir demokrasi. Evet. Demokrasi antik çağlardan baktığımızdan beri, antik Yunan'dan baktığımızdan beri evrile evrile farklı teorilerle, farklı fe felsefecilerle, farklı fikirlerle değişkenlik göstermiştir. Dolayısıyla demokrasiye de biz ek yapmak zorundayız. Dolayısıyla benim burada yapabileceğim ek ha bizden sonra gelen nesil der ki bu değildir demokrasi, başka bir şeydir. Ama şu anda evrilmesi gereken demokrasi egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmesi için o demokrasinin halka teslim edilip halkın uzman kadrolar belirleyerek yönetimi onlara vermesinden geçer. Dolayısıyla demokrasi falan yok. Atatürk'ün getirdiği demokrasi değil. Ve bununla beraber geçmişin Tarihin yani kalkıp bizim bir insanın etrafında 100 yıllık bir örümcek ağ gibi kurulacak bir yani bir devletimiz olmamasıydı. Bizim devlet tarihimiz çok daha eski. Şunu yapsaydı çok daha Atatürk'ün parlatıldığı bir devlet anlayışı. Şu yapılsaydı Atatürk saltanatı kaldırsaydı ama onun yerine bu milleti geçmişinden, tarihinden, medeniyetinden koparmasaydı. Belki zorunda kaldı ve bunun için yaptı. Bakın bunları objektif bir bakış açısıyla fikir olarak tartışıyoruz. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i tartışırken de ki şahsını değil tüm bu var olmuş olan sistemi tartışsa, O zaman ben çok fazla takdir ederdim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla benim e, böyle bir derdim yok. Ama ben Atatürk'ü kullanandır. Yani diyor ki işte Atatürk'ün öldüğünde beş kuruşu yoktu. Bilmem nesi yoktu diyenler Ülkeyi soymuş soğana çevirmiş ya. Yani. Evet. Büstüyle, bilmem nesiyle, iş sahalarıyla kendine parselleyerek işte bütün bu baktığımız zaman bugün Kemalist dediğimiz, CHP zihniyeti dediğimiz, beyaz yakalılar dediğimiz, benim eskiden içinde bulunduğum çevre dediğimiz kısım bir şekilde orada e, bu devletin sanki yani şöyle düşünün bin dönümlük bir arazimiz var bizim geçmişimizde, tarihimizde, medeniyetimizde Cumhuriyetle beraber bir şemsiye açılmış ve o şemsiyenin altındakiler korunmuş sadece. Evet.